Efendim iyi geceler sevgili seyirciler. Bir tarihin arka odasında gene beraberiz. Bu hafta bir konuğumuz daha var. Program dostlarımız Pelin Batu, Erol Şade Erdinç üstadımız, Yaprak Sarayar sanatçı arkadaşımız ve son dönem Türk tarihçiliğinde çok yayın yapmasıyla ve bol bol da medyada baş göstermesi, boy Sizin kadar olamıyoruz. Tanınan ve ciddi tarihçilik yapan bir arkadaşımız Doktor Erhan Afyoncu. Efendim bu akşam fetih, Fatih, işte İstanbul'un fethi, Fatih Hristiyan oldu mu olmadı mı, zehirlendi mi zehirlenmedi mi, işte nasıl eğlenirdi, ne yapardı, hep böyle tartışılan konuları gündeme getireceğiz. Onları tartışacağız. Yine belki bazı gerçekleri söylediğimiz için kızacak olan bazı dostlarımız olur. Efendim Pelin Hanım'la biraz önce yukarıda yaptığımız Amerikan İngiliz Edebiyatı Türkiye'ye lazım mı değil mi tartışmasını belki devam ettiririz. Didişmesini daha doğrusu ben lazım değil diyorum. Çok lükstür diyorum. Hobi olarak ilgilensinler diyorum. Hayır üniversitede lazım da diyorlar. Detaylarını şey yapalım. Şimdi efendim bu arada formatta küçük bir değişiklik yaptık. Şurada göremiyorsunuz. Burada bir CD player var. CD çalıcı pardon. Enteresan müzikler dinleyeceğiz. Geçen Ramazan'da sahur saatlerinde Kanal 1'de yaptığımız müzikli program epey beğenilmiş, bir ses getirmişti. Bundan sonra da bu şekilde Yaprağın güzel sesiyle icra edeceği parçaların dışında benim kendi özel arşivimde bulunan pek yayınlanmamış, bir kısmı hiç yayınlanmamış, bir kısmı az bilinen, sadece erbabı tarafından bilinen böyle nadir parçaları da dinleyeceğiz. Ben bu hafta için 6 tane parça seçtim. Hazırladım, getirdim. Bunlar pek aslı astarı açılmadık parçalardır. Onlardan şey yapacağız. Ve programımızı daha değişik bir tarafı var bu haftadan itibaren. Sonu açık. Yani yoruluncaya, çenemiz düşene kadar, düşünceye kadar konuşabiliriz. Ben uyuyakalıncaya kadar. Pelin Hanım efendi arada şey olmaz yani bu open şöyle, house dediğiniz. Evet. Hatta ne bazı dediniz dost pardon? open house sizin için İngilizce söylüyorum. Açık. Yani bazı dostlarımız böyle katılmak isterlerse benim kapımız açık. Benim cep telefonumu bilirler. Sesi kapalıdır ama mesajı alabilirim. Geliyorum diyen dostlarımız gelebilirler. Bu konuları. Tabii ki bütün tanıdıklarımızı kastetmiyorum. Tarihten bu konularda. Evet efendim Erhan, evet İstanbul nasıl fethedildi, ne oldu? Tabii böyle tarih dersi verir gibi hani kuru tarih dersleri verdi ya okullarda, öyle değil işte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri falan değil de Fatih İstanbul'u niye almak istedi? Oradan girelim. Tabii şimdi laf lafı açık. Yani okul kitaplarına bakarsanız bir sürü işte yok Boğaz'ın iki tarafını birleştirmek vesaire, İstanbul herkesin alma istediği bir şehir gibi bir sürü şey anlatılır. Ama burada en ilginç soru şu. Fatih niye tahta çıkar çıkmaz İstanbul'u almaya çalıştı? Evet. Yani daha 1451'de çıkar çıkmaz uygulamaya koyuyor. Halil İnalcık Hoca'nın güzel bir tespiti var. Fatih'in diyor İstanbul'un fethini öğrenmek için diyor ilk hükümdarlık dönemine gitmek lazım diyor. Yani 1444-46 yılları arasında 12 yaşında tahta çıktığı dönem son derece önemli. Ama biraz yavaş konuş çünkü ben bile yetişemiyorum. Ben hızlı konuşurum. Biraz yavaş konuş ki. 1444'te Fatih 12 yaşında bir çocuk olarak tahta çıkıyor ve Osmanlı tarihinde bir ilk olarak babası 2. Murat tahtı oğluna bırakıyor. Yani başka bir şeyi yoktur. Kendi isteğiyle tahtı bırakan. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Büyük oğlunun ölümü Alaaddin Ali'nin. Onun da nasıl öldüğü bilinmiyor. Yani çok ilginç. Yani hakkında... Neyse Allah rahmet eylesin. Ölmüş. Evet. Oradan oraya atlamıyorum. Hayır orada evet. Çok büyük dedikodular vardır da doğru değildir. Yani mesela Fatih... Bir de konumuz İstanbul canım yani. Oraya geleceğiz. Biliyorsunuz psikologlar... Erol abi tanırlar. Rahmetli şey ben yetişmedim ama hep anlatırlar. Cemalettin Selver Revnakoğlu. Evet. Fevkalade. Tasavvuf tarihi ve objeler üzerine çok büyük üstadmış. Fakat pek bir şey yazamamıştı. Niye yazamadığını anlatırlardı. Teferruata mı girdi? Şimdi mesela Bahariye Mevlevihanesi. Ah Bahariye Mevlevihanesi'nin şeyhi rahmetli Hüseyin Fahrettin Efendi. Hüseyin dedin de bizim arabacı Hüseyin vardı ya. Onun atları, ah at dedin aklıma geldi. Bir Arap atları vardı eskiden. Hani onun da bir semercisi vardı o semer. Yahu semer dediğinde ne güzeldi onun özengisi. Bahariye Mevlevihanesi'nin atın şeyine geldi. Biz daha semere gitmedik. Yani onun için çok yani semere yavaş yavaş gideceğiz. Evet. Şimdi
Bu dönemde herkesin bildiği bir şey vardır. Varna Savaşı. Hı hı. Fatih tahta çıkıyor. Ancak Haçlılar anlaşmayı bozup Osmanlı topraklarını yürüyünce Fatih Sultan Mehmet'in ordunun başında başarısız olacağı düşünülüyor. Ve babası çağrılıyor. Burada şöyle bir şey anlatılır. Ben hükümdarsan emrediyorum, gel ordunun başına geç. Eğer sen hükümdarsan gel ordunun başına geç. O şimdi rivayetmiş bu, değil mi? Osmanlı dönemin kaynaklarında yoktur. Yani Fatih atfedilir. Daha sonra 17. yüzyılda Müneccinbaşı tarihine ilave edilmiş bir kayıttır. Yani dönemin hiçbir kaynağında bu geçmez böyle bir rivayet. Ve zaten Fatih'in karakterine baktığınız zaman 12 yaşında bile olsa Fatih iktidarı babasına bırakmak istemiyor. Evet. İstemiyor. Ancak Çandarlı'nın zorlamasıyla Vezir-i Azam'ın babası geliyor, ordunun başına geçiyor ve Varna Savaşı'nı kazanıyor. Tabii bu ne oluyor? Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlık otoritesi sarsılıyor. Bunun üzerine İstanbul'un fethini 1444'te düşünmeye başlamıştır. Yani Varna'dan daha büyük bir başarı elde etmesi lazım ki otoritesini tekrar tesis etmesi için. Ancak 46'da... Yani babasının ismini silecek, unutturacak tabii, başarısında. Yani çünkü kendisinin de karizması çizilmiş. Yani orada evet, başarısızlığı var. 46'da bir Yeniçeri isyanı yüzünden tahttan indiriliyor. 51'de tahta çıkana kadar tahttan indiğini kabul etmemiştir. Kendi adına para bastırmıştır, düşman topraklarına akınlar yapmıştır. 1451'de tahta çıktığı zaman çevredekiler ilk dönemdeki başarısızlığını hatırlıyorlar. Yani bu hükümdar başarısızdı. O aynı senaryoyu tekrar gündeme koyuyor. Yani İstanbul Fethi'nin kendisine sağlayacağı büyük otoritenin, büyük şanın farkında. Otorite değil de şöhretin. Yani şöhretin farkında. Yani o yüzden yani otoritesini tesis etmesi için İstanbul fethetmesi lazım. Yani Fatih'in tahta çıkar çıkmaz İstanbul'un eli mahkum. Yani asıl şey budur. Yani fethin asıl ana sebebi budur. Peki bu şey nedir? İşte hadiste müzdere, hadiste vardır, hadislerde şöyle de böyle dini boyutu işin. O var, o bir inanış. Yani şimdi orada halkın arasında da yaşayan bir inanış. Tabii ilk olarak Araplar çok erken tarihlerden itibaren, Halife Muaviye döneminden itibaren İstanbul'u kuşatmaya başlıyorlar. 10 civarında İstanbul kuşatması var Arapların. Bu da Osmanlıların da var. Hı hı. O dini bir motivasyon faktörü. Ama buradaki mesele şu. Tahta çıkar çıkmaz acil olarak gündem almasının sebebi büyük bir başarıya ihtiyacı var. Bir de hep şöyle bir rivayet, o da bir rivayet, siz düzeltin, dolaşır. Fatih sonuçta çok iyi okumuş, çok eski edebiyatları takip eden ve mesela 7 dil bilindiği söylenir. Bazıları 9 diyor buna. Ve Büyük İskender'e çok örnek almıştır ve onun gibi olmak için işte çocukluğundan itibaren başucunda Büyük İskender'in büyük şanı anlatılır. Bunu da en güzel nasıl yapar? İstanbul'u fethederek gibi bir şey var hikaye tabii. Şimdi dönüyor. Bu Manisa Sarayı'nda şehzade olarak valilik yaparken yanında İtalyan ve Rum şeyler var, musahipleri var. Yani onlar buna Roma tarihlerini okuyorlar. Eski İskender zaten şöyle diyor. İskender'i Keyhüsrev'i ve Sezar'a geçeceğim diyor. Yani biliyor. Yani eski dönemin şanlı hükümdarları. Onların kim olduğunu söyle. Yani şimdi tek tek. Seyircilerimiz bilmeyebilirler. İskender malum. İskender. Keyhüsrev Pers İmparatoru. Pers İmparatoru. Sezar. Sezar da Roma'nın meşhur Brutus'ta özdeşleşen önemli hükümdarı ki. Tabii Fatih önceden beri bunu hükümdarlık döneminde de şehzadelik döneminde de çok geniş bir okuma perspektifi var. Yani kendi de okuyor. Bunun yanı sıra yanındaki Nedim ve Musahipleri de okuyorlar. Ve tabii şu var, ben şunu hemen söyleyeyim. Bütün Türk tarihinin en önemli devlet adamı Fatih'tir. Tabii canım. Yani bütün Türk tarihinin Metehan'dan itibaren. Enteresan bir adam. Evet, yani eğer ben şunu da söylüyorum. Ben, Fatih'ten sonra Fatih gibi ikinci bir hükümdar çıkarabilseydik biz. Biz o sanayi inkılabını biz de yapardık. Yani çünkü asker, bizde büyük askerler var. Fatih'ten daha büyük asker var. Yavuz Sultan Selim var. Evet. Çok büyük bir Maraş'a. Ama Fatih komple bir devlet adamı. Ve bir aynı zamanda... Ve Rönesans adamı. Tabii. Bir Rönesans, aynı zamanda bir Rönesans hükümdarı. Yani hem düşünceye önem veriyor, hem iyi bir asker, iyi bir stratejist. Yani her şeyi üzerinde şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Huzurunda felsefe tartıştırıyor. Mesela şairleri ve diğerlerini himaye etmek birçok hükümdarda görülür ama Fatih'in dışında huzurunda felsefe tartışılan ikinci bir Osmanlı hükümdarı yok. Yani o Oğuz nameler, hı-hı, bir sürü eseri onun sayesinde şu anda okuyoruz. Tabii. Çünkü toplatmış, güzel derletmiş, düşünsenize. Kendisi kim? Çok iyi. Fatih. Fatih döneminde Arapçaya dönüş vardır. Getiriyor. Şey var ya, bir Oğuz Türk. Yani tabii şey de öyle. Mesela daha şeyler vardı. Evet. Dede Korkut da. Evet. Onu kim söylüyor? Ben kaç tane yerde okudum. Yanlış yazmışlar. Dede Korkut'u
Türkçeleşme dönemi ikinci Murat, yani, babası. Beylikler dönemindedir. Tabii. Ama işte toplattırıyor deniliyor. Ve imparatorluk zamanında klasiklerin, o kaynakların Türkçeleştirilmesi akımı ikinci Murat zamanındır. İkinci Murat'ın kim olduğunu da söyleyelim. Babası, babası. Yani. Babası. Bravo, öğreniyoruz. Bey babası. Yani şimdi İskender'i söylüyoruz. Yani ikinci Murat hiç kimse bilmez. Fatih'in babası ikinci Murat zamanındır. Ve birçok şey Türkçeleşmiştir. Çeviri yapılıyor. Çeviri dönemidir, yani tercüme dönemidir. Fatih dönemi tam tersidir. İmparatorluk olma yoluna girdiği için Arapça ve bütün şeyler Arapça Farsça'ya dönmüş. Hepsi değil de yani Arapça bütün da var, Farsça da var, evet Türkçe de evet. Var. Çevirmekten bahsetmiyorum ama benim okuduğum yerlerde ki sonradan karşılaştırırız. Bu kitapları toplattırıp bir külliyata dönüştürme. Mesela ilk kütüphaneler, çok büyük kütüphanelerin kurulması vesaire bu anlamda diyorum. Hayır, Oğuznameler var yazılan da mesela şey yazılıyor. Şehzade Cem'in yanında Oğuznameler var yazılmış. Bu şekilde tabii şey de var. Mesela şimdi 2. Beyaz'ın oğlunun ismi Korkut. Şehzade Cem'in oğlunun ismi Oğuz. Evet. Yani bu çok geniş ufuklu bir hükümdarı. Cem Sultan'ın ismi Cem. Eski bir İran hükümdarı. Yani birçok eski Türk kaynağını alıyor. Eski Türkler, Türk devlet geleneğini alıyor. İran alıyor. Bizans'ı, Roma'yı alıyor. Yani komple bir tam hükümdar bir olabiliyor. Yani tabii Kaiser oluyor. Türk Hakanı oluyor. İslam halifesi oluyor. Yani her şey üzerinde mezzedebilen bir şahsiyet. Fatih. Fatih. Tabii yani o açıdan son derece önemlidir. Ben hazır Erhan'ı bulmuşken bir soru sorayım. Bu Babinger'in Fatih diye bir kitabı evet. vardır. Çok tartışılan. Şimdi Babinger çok büyük bir şey bibliyograf. Tabii. İyi bir tarihçidir. İyi bir tarihçi. Ama bunda kaynak kullanmamış bu bir. Evet. İkinci cilde bırakmış. Bir de anlattıkları doğru mudur değil midir? Veya niye Babinger gibi... Mesela 1927'de Osmanlı tarihçileri ve eserleri evet, yazdı. Çok büyük bir kitabı ortaya koymuş adam. Bu kitapta niye kaynakları göstermiyor? Şimdi o kitap şimdi, ilk 1953-54 gibi çıktı. Yani bu Coşkun Uçak çevirdi. Yok mi? Yok şey Fatih kitabı. Coşkun Uçak 82'de falan çevirdi. Şimdi en evet. Fatih'le ilgili yazılmış doğru düzgün tek biyografi şeyindir, Babinger'indir. Babinger. Babinger. Orada şöyle bir şey var, kaynak vermiyor, sonra vereceğim diyor. Ancak yazdığı kitap da yeni çevrildi Türkçe'ye, 2003'te çevrildi herhalde. 2003'te çevrildi. Ancak bazı ön yargılar olmasına rağmen elimizdeki tek biyografidir. Ama çok eksiği vardır, hatası vardır. Halil İnalcı'nın çok ona ağır bir tenkidi çok, var. Evet, ağır bir tenkidi var. Bir tenkidi var. En önemli sebebi Türk kaynaklarını kullanmıyor. Aslında Türk kaynaklarını da biliyor. Yani çünkü Osmanlı tarih yazarları ve eserlerine yazarlar. Galiba iki ana şeye dayanmış. Biri Hammer, öbürü Zümkaysen. Aslında peki. Orada ilginç bir şey var. O pek Türkiye şey olmadı, onu da söyleyelim. Pasteur'un papalar tarihi vardır bilirsiniz. Pasteur'un papalar tarihinden bayağı bir intikal ettiği birkaç yıl önce yazıldı. Babinger'in. Şöyle bir şey oldu. Hatta Pasteur'un papalar tarihindeki kısımları Babinger'le karşılaştırıldı. Yani böyle aynen intihal olduğu çıktı. Bu pek bilinmez Türkiye'de. Kisling'in yani kanaati de bu. Kisling'in kanaati de bu. Tabii. Çünkü Babinger'den sonra kürsüyü devralan Kisling, yani bu bir intihaldir. Evet. Yani o Pasteur'dan, Pasteur çünkü 16 İnan. Cilt devasa papalar tarihidir. Evet, evet. Kisling de yani, onun öğrencisi 2. Beyazıt döneminin uzmanıydı. Hiçbir şey yazamadan. Yani tabii, hiçbir şey değil de yani bir biyografi yazamadan vefat etti. Evet. Olsun. Efendim bu arada bazı mesajlar geliyor bazı seyircilerimizden. Başta ben söylemeyi unuttum. Niye Cuma değil de Cumartesi? Öyle uygun gördük yayın programı açısından. Bundan sonra programımız Cumartesi günleri. Cuma günleri değil efendim, Cumartesi günleri. Cumartesi günleri bu saatte. Yani 11'den sonra duruma, haberlere, haberlerin uzamasına göre saat 11'den sonra ucu açık söylediğim gibi devam edecek. Evet, yalnız o demin konuştuğumuz mesele Fatih'in bir Türk edebiyatı toparlama düşüncesi yoktur. Fatih döneminde evet. Türk edebiyatı demedim özellikle Türkçe ama. Türkçe edebiyatı yani. Oğuz nameleri toplatmış o kesin. Fatih şimdi o dönemde şu var. Halil Hoca onu çok güzel yazdı. Ya, o şeyde. Araştırmalar şey, ve vesikalar. Hayır şey kitabında. Patronajda mı? Patronaj kitabında. Yani şunu yazın bunu yazın demiyor padişah. Çok isteyenler tabii var. Yazın değil, toplatmaktan bahsediyoruz. Toplatmak. Yani edebiyatları bölük pörçük bir sürü bir şey külliyat haline dönüştürmesinden bahsediyorum. O dönemde
edebiyatçıların ve divan edebiyatının, Türk klasik edebiyatının doğuş dönemidir. Ahmet Veliüddin Paşa şu bu falan. Ama ben padişahın direkt bunları, şunu yapın, bunu yapın dediğini bilmiyorum. Ya siz Oğuz namelerle ilgili yani ya şimdi buna Cem Sultan'ın şimdi ikinci Murat, Cem ayrı, Cem'in Cem Sultan'ın yanında Oğuzname derleyenler var. Yani sizin var. Dediğiniz ölçüde büyük çapta bir derleme benim bildiğim yok. Yoktur Fatih. Şimdi ikinci Murat döneminde Türk kimliği ön plana çıkıyor Timur'dan dolayı. O dönemlerde başlıyor mesela Yazıcızade Selçukname'de Oğuzname'leri kullanarak kayıları ve Türkleri ön plana çıkarıyor ama yani öyle büyük ölçüde bir Fatih döneminde yani ben hatırlamıyorum. Yani yanlış hatırlayabiliriz ama yani böyle bir şey hatırlamıyoruz. Ben de böyle hani Türk'ü bir şeyi kastetmiyorum. Genel ama, olarak. Hayır. Patronaj meselesi şudur. Edebiyatçıların çoğu, şimdi çok kızıyorlar bazı edebiyatçılar ama para almak için yazmışlardır. Yani yazar takdim eder. Ama her yerde yapılmıştır. Her yerde var. Bütün Avrupa edebiyatı ve sanat tarihi, resim tarihi, patronaj. Olmasaydı Rönesans bilmem ne olmazdı tabii, zaten. Tabii Murat Bey'in şeyi var. Şimdi Halil İnalcık hocamızın Allah uzun ömür versin. Bir kitap yazdı. Şair ve Patron diye birkaç yıl önce. Son evet. derece aslında önemli bir kitaptı. Kıyamet koptu. Kıyamet evet. koptu. Hepsi edebiyatçılar yazdı. Edebiyatçılar ruhunu sattıklarını mı ima ediyor? Parayla nasıl hayır, şiir yazılır? Tabii. Ruhunu sattı demiyor. Şair geçinebilmek için bir patrona muhtaçtır. Hayır diyor. İşte tepkiler bu yüzden mi? Vay efendim nasıl? Efendim divan edebiyatı çok şey edebiyatı, deruni edebiyatı. Bir kere tarihçinin değişi var. Ne alakası tarihçi var ki? Bir de tarihçi ne anlar edebiyattan dediler. Belki Halil Hoca seyrediyorsa ayıp olacak ama benim kanaatimce Halil Hoca tarihçiliğinden büyük bir edebiyatçıdır. Bu saatte seyretmiyordur hocamız. Seyretmiyordur. O eski adam. Erken yıldan erken kalkar. Bizim Fatih'le evet. teke tek özele evet. gelecek birkaç hafta sonra. Yani Fuzuli'yi parça. Fuzuli efendim bu parça. Arada bir okuyucu mesajı var. Dinleyici. Fatih Hristiyan, pardon dinleyici seyirci, işte seyirci. Gazetecilikten kalmış. Fatih'in Hristiyan olduğunu biliyoruz. Yok ya. İyi. Zaten anası Tekfur kızı. Çetin Altan da defalarca yazdı. Çetin Altan ne anlar? Kendi yazdığı şiirlerinde belli oldu. Allah aşkına şunu yazan beyefendi. Kim acaba? İsim söylemeyelim. Peki. Bunu yazan beyefendi Allah aşkına şiirini bana bir şiirini okusanıza Fatih'im. Şurada yazın. Hangi şiirinde benim anam şiir demişken... Tekfur kızı da ben şeyim diyor. Yok. Hristiyanlığı. Yani, ya şimdi bu şu tabii isterseniz bu mevzuya girelim mi şimdi Hristiyanlık? Hristiyan. Yani soruya şey olarak. Hayır dediniz. Siz bir şey söylüyordunuz. Ben şair olarak divanı olan yani ben Cem Sultan'ın şiirlerini iyi okuduğumu söyleyebilirim. Geçen yaz onunla geçirdim ama Avni'yi pek zevk alarak okuyamadım. Siz onun edebiyatçı... Avni'nin de kim olduğunu söyleyelim. Avni... Mahlas. Mahlaslardan bahsediyorum. Ben demin Emre Kongar programın sonuna girdim çıktım. Pseudonim kelimesini kullanmışım. Sonra direkt mahlas gibi güzel bir kelime varken pseudonim nasıl ağzımdan çıktı dedim. Mahlas. Neyse. Mahlas. yani Avni Fatih. Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerini nasıl bir şairdi sizce? İyi bir şair midir? Valla Fatih bence dürüst bir şairdir. Çok yüksek seviyede şair değildir. Fakat dürüst bir şairdir. Aşklarını, meraklarını, sevgilerini açık açık yazmıştır. O kadar açık yazmıştır ki İstanbul'un fethinin 550. yılı için bir ismini vermeyelim yine bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan Fatih Divanı Fatih'in kendi yazdığı şiirler adamcağız açık açık yazdı diye 550 sene sonra sansür edildi. Kafaya bak. 5,5 asır geçmiş aradan. Ve onu biz sansür ediyoruz. Fatih Hazretleri böyle şey yazmaz. Divanın aslı, yani en eski nüsa, Millet Kütüphanesi, evet. Ali Emiri'dedir. Yani. Ona tıpkı basım yaptılar, bir de o kadar enerji yaptılar ki. Orijinal duruyor. Orijinali duruyor. Yeni harfleri çeviren kısım makaslamışlar bazı profesör arkadaşlarımız. Buna namus bekçiliği, yani bir Osmanlı polisliği, Fatih Hazretleri'nin namusu, sana ne ya o adam yazmış. Yani. Oğlu daha büyük şair değil mi Cem? Cem'in... Onlar bir yerde de mecburiyetten veya hobi diye yazıyorlar. Cem'in bir iki çok içli, samimi gazeli vardır. Farsça mı, Osmanlıca mı? Osmanlıca olan. Osmanlıca. Türkçe. Daha naif bir şair tabii. Daha Cem değil mi? Evet. Farsçası da... Bir yalnız şu var, yani Türk şairlerinin, Farsça yazan Türk şairlerinin yazdıklarını okursanız bu Türk dersiniz.
Yani bilmiyorum İngilizce yazan kötü bir şey mi bu? Tabii kötü bir şey. O şeye benzer. Bazen bir zenginlik olabiliyor. Mesela James Beckett'ten bahsedelim isterseniz. Beckett'in yazdığı İngilizce ilk İngilizce başlıyor, sonra Fransızca yazıyor. Fransızca şeyler bence İngilizce ile kıyaslanınca çok daha enteresan. Bir dili yabancı olarak kullanmak bir zenginlik. Yani geliyorum gidiyorum naporsun zo demek Türkçe'yi zenginleştiriyor mu? Ya orada bu demektir. Takdir edersiniz ki Cem öyle değil. Fransızcası öyle değil. Türk şairlerinin %99'unu Farsça yazan Türk şairlerinin %99'unun Farsçası gerçek Farsça değildir. Yani anlarsanız şey. Türk Farsçası. Türk Farsçası basit bir Farsçadır. Gerçek şeydir. Şey vardı ya o bir kongrede anlatmıştınız. O şeymiş o. Fuat Köprülü'nün. Fuat Köprülü Tahran'da bir şarkiyat kongresi yapılıyor. Kürsüye çıkmış. Tebliğini Farsça vermeye başlamış. Çünkü Türk Farsçası da çok komiktir. Türklerin Farsça telaffuzu çok komiktir. Türk telaffuzuyla okursanız. Farsça konuşuyor. En önde de dinleyiciler arasında Melik-i Şuera Behar varmış. Şahivelan Sultanı Behar. Hafız-ı Şirazi'nin bir şeyi vardı. Türkan'ın faresi gibi Behşan'ın yanı Ömret. Türklerin Farsça konuşması cana can katar diye. Köprülü kürsüye çıkıp Farsça konuşma yapınca arkaya dönüyor Bahar. Türkan'ın faresi gibi Behşan'ın yanı o. Bir dalga geçiyor. O bizim şeyler hemen anlaşılır. Mesela Mevlevi ailelerinde çok vardır şeyler. Farsça kısmında Türklerin yazdığı. Anlarsınız bu adam bunu yazan Türk. Bu Mevlana'nın olamaz. Hazreti Pir'in değildir, o dönemden değildir. Bunu birisi yazmış. Öyledir. O şeye girelim mi isterseniz soruyu? Soru açık kaldı. Hristiyanlık meselesi. Hristiyanlık meselesi konuşuruz. Vaktimiz uzun. Yani sabaha kadar kalırız burada. Bayılana kadar. Yani ben pek konuşamayacağım. Konuşamadığım halse. Evet. Bir haftadır inanılmaz bir gripti. Böyle bir grip geçirmedim ama şimdi çok şükür iyiyim ama sesim gene şey zor konuşabiliyor, çıkıyor. Eskiden şey derdi buna. Nevazili kesiri iyi keşife iyi keşide iyi cedide ile pek mahmulü be. Bu ne demek biliyor musunuz? Nezle oldum demek. Kısaca, özet. Kısaca nezle, özet. Evet, hadi biraz şey yapalım. İstanbul son hücum nasıl yapıldı? Son hücuma mı gelelim? Hemen şey mi yapalım yani? Son hücuma mı gelelim? Son hücuma gelelim. Tabii 29 Mayıs 1453'te son hücum olana kadar bir 53 günlük kuşatma süresi var ve aslında bu çok çetin bir süre. Çünkü evet. Burada her an Haçlı ordusunun gelmesi bekleniliyor ve Türk ordugahında da bir ikilik var. Çandarlı ekibi kuşatmanın kaldırılmasını istiyor. Hı hı. Zanos Paşa yani Fatih'in yanındaki vezirler kuşatmanın sürdürülmesini istiyor. Tabii sonucum için artık son aslında sonucum adı üstünde son olarak düşünüyor. Hı hı. Çünkü eğer onda başarısı olsa geri çekilecek. Macar elçiler gelmiş tehdit etmişler geliyoruz diye. 29 Mayıs sabahı iki taraf hazırlanıyor. İstanbul'da kiliseler çanlarını çalıp ilahiler okurlarken biz de mehteri çalıyoruz ve sonucum başlıyor sabahleyin daha gün ağarırken. Tabii orada şöyle ilginç bir şey var. Fatih'in ordusunda Müslümanların Türklerin yanısı Hristiyanlar da var. Yani evet. Şimdi mesela İstanbul'un yardıma... Çok laf gelecek bunları söylüyorsun da. Var. Yani hatta işin ilginci Rumlar var. Yani para kazanmak için geliyor. Şimdi hatta her birisi altın aldı diyorlar. Tek altın. Tabii yani şimdi o adam başı. Yani o son derece akıllıdır Hristiyan asker. Çünkü Osmanlı ordusunda 16. yüzyılın sonlarına kadar din değiştirmeden istihdam edilmiş binlerce Hristiyan asker vardır. Yani fethettiği bölgedeki Hristiyan askeri dinini değiştirmeye şart koşmadan aynen alıyor. Sırbistan'da da Kıbrıs'ta da bu şekildedir. Tabii ilk planda Fatih Azap askerleri ve ardından Hristiyanları sürüyor. Yani evet. Çünkü ilk şey olacak, kayıpların olacağı diye. İlk elde gidecekler. Çünkü asıl büyük kuvvet Yeniçerileri ve asıl ordusunu sona saklıyor. Tabii artık öğlene doğru Yeniçerileri devreye soktuğu zaman Sullar önemli ölçüde yıkılmış. Biz bunu kayıtlardan da biliyoruz. Fetihten sonra Sulların tamir belgeleri var Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde. Ve bugünkü Edirne Kapı ile Topkapı arasındaki bir yerden şehre giriyorlar bizim birliklerimiz ilk olarak. Tabii orada... O suyun üstünden girme hikaye mi? Hangisi? Ya hani o suyun üstüne fırçalar ters döndürülüyor. Yok da o onun var. Üstünden şimdi giriyorlar. Şey yapılıyor, bir köprü yapılıyor. Yani şey köprüsü var Galata ile bu taraf arasında.
fıçılardan bir köprü, fıçılardan bir kütüklerden yapılıyor. O şey için top mop koyup sulara ateş ediyorlar, Haliç'teki sulara. O top doğru mu? Fatih'in kendi özel dizaynına göre. Şahi. Evet, Şahi. Ya şimdi top var. Tabii İstanbul'un fethinin aslında savaş tarihinde en önemli tarafı bu. Yani top ilk defa çok aktif bir şekilde bir şehir kuşatmasında kullanılmıştır ve İstanbul'un fethinden sonra sur dizaynı değişmiştir bütün dünyada. Yeni yıldız tipinde yeni kale tipleri ortaya çıkmıştır. Çünkü o zeytinyağı bir de değil mi? Soğutma metodu. Tabii soğutması metodu lazım. Yani aslında iki tane büyük top var. Bunun yanı sıra birçok top. 14 tane batarya var. Bataryalar halinde toplar. Yani ikili üçlü. Yani teferruata gidiyor. Erhan, okuyucularımızdan tepki var. Sözünü kestim. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden Fatih diye bahsedemezmişsin. Niye? Nasıl kafadır bu? Nasıl zihniyettir bu? Nerelere sınırlamam yani? Çok heyecan verici bir şey anlatıyor. Ben kekmiştim. Ben hiç oraya gördüm zaten. Yadına. Şimdi... Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Allah Allah. Yani o zaman çocuğunuza da Fatih adını koymayın. Evet. Evet, doğru. O bir hakarettir tabii. O mantıklı yani, düşündüğü zaman o olur. Evet. Yani şimdi tabii bu şundan oluyor. Şimdi özellikle... Dur, onu, sen hanımefendinin şeyini devam et. Evet. Enteresan bir şey anlatıyordun. Çünkü hani sonuçta evet, demin Rönesans'tan bahsettik. İşin edebiyat tarafına biraz dokunduk. İşin burada mucit tarafı tabii var. Tabii yani savaşı... aktif olarak topların kullanılması dünya savaş tarihini değiştirmiştir burada. Yani mesela topları da öyle o şekilde düz ateş etmiyorlar. Mesela üçgen biçiminde ateş ediyorlar. Üç noktayı yıpratıp sular yıkılıyor. Tabii sular yıkılıyor. Askerler gidiyor. Onlar tamir ediyorlar. Bizimkiler tekrar suları yıkıyorlar. Ve tabii toplar önemli ölçüde suların yıkılmasında rol oynamıştır. Tabii burada şu var. Yalnız top olarak düşünmeyeceksiniz. Yer altından tünel kazan lağımcılar var. Lağımcılar mesela var. Eğri kapı taraflarında bol miktarda lağım atılmıştır. Tabii her türlü savaş silahını kullanıyor. Mesela mancınıklar da var, top var ama bunun yanı sıra yürür kuleler var. Büyük yürür kuleler. Yakılıyor bunlar mesela Bizanslılar tarafından. Yani her şeyi kullanıyor Fatih. Şehri alması lazım. Buna şey yapmış. Evet. Tamamen takmış. Kafayı ona yani o yönlendirmiş ve son derece dirayetli bir. Başka birisi olsaydı o kuşatma 53 gün sürdürmezdi. Yani o büyük bir azim istiyor. Yani o Fatih'in büyüklüğü. Çünkü ordunun yarısı muhalif. Yani Çandarlı başta olmak üzere Vezir-i Azam. Sonra da hemen öldürtüyor. Evet. Zaten. Sular yıkılınca tabii bizim ordu içeri giriyor ve kısa sürede şehir ele geçiyor. Çünkü sayı olarak Bizans'ın müdafi sayısı şeydir, fazla değildir. Ve şurada şunu söylemek lazım. Mesela Osmanlı ordusu 300 bin kişiydi, 200 bin kişiydi falan derler. Hiç alakası yok. Osmanlı ordusu 60-70 bin kişiden ibaretti. Çünkü orta çağlarda yani 60-70 bin kişi bile çok büyük bir rakam. Yani öyle 300 bin falan tamamen uydurmadır. Ve tabii burada şundan oluyor. Müşahit orada surların üzerinde bir adam bakıyor. Bu da 300 bin kişidir diyor. Şimdi şeyi düşünelim. Günümüzde miting yapılıyor. Yürüyüşler yapılıyor. 1 milyon kişi yapılıyor. 150 bin kişi çıkıyor. Günümüzde miting yapılıyor. Helikopterle çekiliyor falan. Evet. Birisi 30 bin diyor. Birisi 150 bin diyor. Ki o dönemdeki bir insan nasıl ölçebilir? Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Bir de yanlı tarihler. Hani savaşlarla ilgili, Varna Savaşı ile ilgili de mi konuşuyordunuz? Ben rakamları baktım buraya gelmeden önce. O kadar uçuyorlar ki bir taraftan işte hani Macar ordusu şu kadardır diyor. Hani Osmanlı tarafı ya da işte Türk tarafı bir şey söylüyor. Macar tarafı ya da Roman tarafı bambaşka ya bir işte şey söylüyor. İşte bu şeyden oluyor. Şimdi o ortaçağ insanın ufkunduyla da alakalı. Bir de dediğimiz gibi günümüzde biz bu kadar teknolojiye rağmen bir mitinge katılan insanların sayısını tespit edemiyoruz. Yani bunu en iyi emniyet metrekare hesabı yaparak tespit ediyor. Şimdi ve tabii burada şunu bilmek lazım. Mesela çok ilginç bir şey. Orhan Gazi döneminde top kullandırılır. Neden kullandırılır? İbn Kemal'in tarihinde ikinci defterde geçer. Ama Orhan Gazi döneminde top icat edilmedi. Şimdi İbn Kemal kendi dönemindeki dönemindeki mantığı Orhan Gazi döneminde top kullandırtarak şey yapıyor. Ama burada işte mukayeseli bilmek burada işe yarıyor. Yani batıda askeri tarihin gelişimini bilmeniz lazım veya tüfek hiç olmadık bir yerde kullandırtamazsınız. İşte bu şekilde birbirine karıştırılıyor. Şimdi 16-17. yüzyıldan önce 100 binin üzerine çıkan ordu Avrupa'da yok. Yani 17. yüzyıldan sonra başlıyor. Napolyon zamanında 500 bin kişilik ordulara gidiyor. Yani İstanbul'un fethinde rakamlar çok abartılmıştır. Napolyon demişken en hayranlardan bir tanesi Fatih'e. Öyle. Napolyon mu? Evet. Özellikle son dönemde o adadayken şeyleri var. Elbe'deki. Elbe'de soruyorlar işte siz böyle böyle şeyler yaptınız.
benden çok daha büyük Fatih vardı diyor. Öyle bir açıklaması var orada. Zannederim o dönemin tarihçileri şey yapıyorlar. Yani gedi kaçma sistemi. O gedi kaçma sisteminden içeri sızma sistemi. Tabii şey İstanbul'un fethi yani toplara rağmen çok şehit verilerek alınmış bir şehirdir. Çünkü 3 sıra sur var. Önde hendekler var. Yani surları yıkmanıza rağmen çok kayıp veriyoruz. Yani binlerce şehit veriliyor. Çünkü yani İstanbul surları bugün gördüğümüz şeyler evet, değil o şekilde kadar değil. Hatta işte son dönemlerde su arklarını salata marul tarlası olarak evet. Şey yapıyorlar. Evet orada. Evet. İstanbul'un bostanları şimdi suların önleri yani. O şekilde gidiyor. Bu arada bir seyircimizden diyor ki sana Erhan. Birkaç hafta boyunca Pelin Hanım'a idi laflar şimdi sana geliyor. O dönem kaynaklarını bırakın. 200 yıl önce yazılmış bir belgeyi okuyacak kadar bilgiliyse helal olsun. Kayıtlar diyor, gören de zannedecek ki o dönemde ne kadar yazılmış belge varsa hepsini okumuş. Sanki seni tanıyor bunu yazan. Kim acaba? Efendim isim söylemeyelim. Zaten isim de yok. Tuhaf bir isim var. İsim de yazmaz böyle kişiler. Yani ismini de vermez ama mahlas da yazmıyor. Bazen mütevazi olmamak lazım. Devamını göstermeyeceksin. Fatih. İnanırlar. Yok Fatih. Sakın ha. Fatih dönemine ait hemen hemen her kaynağı okumuş. Türkiye'deki nadir bir iki kişiden birisi. Yerli yabancı. Sen Osmanlıcanı söyle. Ben yani Osmanlıcası iyidir yani, demem. Yani o Fatih. Yani okudunuz mu diye soran adamı okudum. Yani bu o kadar yok, şey değil yani. Okuma yazma konusunda Osmanlıca konusunda da imtihanımdan geçmiş birisi. Mütevazi bir şekilde evet. Söyleyeyim. Hayır, çünkü şeyler aynı zamanda şu var. Latin ve Bizans kaynaklarında tercümesine ben sebep oldum. Yani böyle teşvik ettik ve Latin ve Bizans kaynaklarında Türkçe'ye çevrildi. Hiç yorma kendini. Çünkü dilin kemiği yok. Öyle. Tabii. Dilin kemiği yani, herkes işte nereden biliyor? Bu arada bir sayın seyircimiz şeyi söylüyorlar. Devlet adamına sayarken hata yaptım diyorlar. Hayır. Sezar tabii ki Roma. İskender Paskıralı demedim. Keyhüsrev dedik. Keyhüsrev Paskıralı. Evet. İskender malum. Makedon.